Ukrayna'da en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesindeki cephe hattında sürüyor. Ukrayna askerleri bir yandan da başlatacakları yeni karşı saldırıya hazırlanıyor. Rusya lideri Putin ise yine Washington'ı suçladı. Amerika'nın renkli devrimleri desteklemesinin Ukrayna krizine yol açtığını savundu. Çatışmaların sonu gelmiyor. Ukraynalı askerler dört bir yandan gelebilecek saldırılara karşı elleri tetikte bekliyor. Rusya yaklaşık 8 aylık mücadelenin sonunda Donetsk bölgesindeki Bahmut kentini ele geçirdiğini söylese de sahada durum daha farklı. Ukrayna ordusu saldırıları püskürtmeye devam ettiklerini söylüyor. Askerler geniş çaplı yeni karşı saldırı için geri sayım yapıyor. Düşman korku içinde. Biz karşı saldırıya geçeceğiz. Onlarsa herhangi bir saldırı planlamıyor. Aktif bir şekilde mayın yerleştiriyorlar. Burası da Zaporijya bölgesi. Ukrayna askerleri Nisan ayının ortalarında başlatmayı planladıkları karşı saldırı öncesinde tanklarla son tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Kiev yönetiminin cephede sağlayacağı ilerleme kritik öneme sahip olacak. Financial Times gazetesine konuşan Ukraynalı yetkililere göre ordu sahada stratejik hedeflerini gerçekleştirerek Kırım'a ulaşırsa müzakere masasına oturmanın da önü açılacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise ülkenin önde gelen müttefiklerinden Polonya'yı ziyaret etti. Zelenski'ye Polonya Cumhurbaşkanı Duda tarafından ülkedeki en yüksek nişan olan Beyaz Kartal verildi. Duda ayrıca toplamda 14 MiG-29 savaş uçağının Ukrayna'ya gönderileceği taahhüdünde bulundu. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyükelçileri güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Sözlerinin hedefinde Washington yönetimi vardı. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin renkli devrimleri desteklemesinin Ukrayna krizine yol açtığını savundu. Ancak bir yandan da ülkesinin yapıcı işbirliğine açık olduğu mesajını verdi. Rusya hiçbir istisna olmadan tüm ülkelerle yapıcı işbirliğine açık. Kendimizi hiç kimseden izole etmeyeceğiz. Ön yargılı değiliz ve kimseye karşı düşmanca niyetlerimiz yok. Putin, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaja ilişkinde konuştu. Danimarka'nın bağımsız uluslararası komisyon kurma teklifini destekleyeceğini umduğunu dile getirdi.